Kalbden TV ekranlarına hoş geldiniz. Sağlık Olsun programında bu hafta yine sizlerle birlikteyiz. Bu hafta kulak burun boğaz doktorumuz Cahit Şanlı'yı ağırlayacağız ve son zamanlarda çok sorduğunuz sorulardan grip, biraz nezleden bahsediyor olacağız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Sizi o kadar çok bekledik ki, o kadar çok soru vardı ki sizin branşınızla ilgili. Ama nihayet ağırlayabildik, ama çok işte, mutluyum. Ama işte grip, nezle olunca tabii kış aylarının bu hastalığı doğal. Gerçekten evet. Öyle. Çok fazla soru vardı bunlarla ilgili. Hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Biraz değerli izleyicilerimiz için kendinizden bahseder misiniz? Ben 61 doğumluyum. 85 yılında üniversiteyi bitirip 90 yılında ihtisasımı aldıktan bu yana işte 25-26 yıldır özelde uzman olarak çalışmaktayım. İstanbul'da hep İstanbul'da çalıştım. Hep özel sektörde çalıştım. Çalışmaya devam ediyoruz. Hoş Mesleğimizi seviyoruz. Hoş teşekkürler, geldiniz. Teşekkürler. Bugün kulak burun boğaz, yani sizin alanınıza dair her şeyi size soruyor olacağız. Özellikle kış aylarında en çok karşılaşılan şeylerden biri nezle ve grip. Bu ikisiyle ilgili ayrım var ama birçoğumuz bunu bilmiyoruz. Doğru. O yüzden de önce bunları bir tanımlayalım istiyorum. Tamam. Grip nedir, nezle nedir? Bu ikisi arasındaki en temel fark, bizim tanıyabilmemiz için en temel farklar nelerdir? Tamam. Şimdi biz hekimler de doğrusu çoğunlukla konuşurken halkımızın alışkanlığıyla hastalarımıza nezle grip olduğun diye ifade ediyoruz. Evet, bu ikisi bir arada olmaz. Çünkü ikisi benzer hastalıktır ama çok farklılıkları vardır. Nezle basit soğuk algınlığı, burnumuz akar, birazcık çok hafif ateşimiz çıkar. Biraz boğazımızda böyle hafif yanma, batma vardır. Bir gün böyle kırıklığımız olur. İkinci, üçüncü günden sonra burun akıntısı başlar ve genellikle 5-7 gün arası olay kendiliğinden, hiç ilaç bile kullanmadan çoğunlukla toparlanır. Ama tabii ki bu soğuk algınlığı ilaçları, nezle ilaçları kendi takviye açısından uygundur, iyidir. Nezle böyle basit bir hastalık. Virüs hastalığı, dolayısıyla antibiyotik kullanmaya kesinlikle gerek yok. Grip dediğimiz hastalık tam tersine çok, gene o da bir virüs hastalığıdır. Gene antibiyotiğin yeri yoktur. Ama grip çok yıkıcı, vücudu çok sarsıcı. Özellikle yaşlılarda maalesef ölümle sonuçlanabilecek derecede ciddi akciğer enfeksiyonlarına yol açabildiği için risklidir. Hı hı. Gençlerde gençleri yıpratır, yatırır. Genellikle grip ilaçları ile ilgili özel grip ilaçlarıdır. Onlar kullanılabilir. Gripte yapılacak tek şey kesin istirahat, 4-5 gün, bir hafta ve bol sıvı almak. Hı hı. Bu durumda yani nezle ve gripte ikisine sadece burun mu etkileniyor, yoksa boğaz ve kulakta da farklı semptomlar görülebiliyor diyor muyuz? Şimdi ikisi aslında böyle birbirine çok yakın duran iki hastalıktır ama birbirinden gerçekten çok farklı hastalıklar. İkisine de burunda tıkanıklık olur. Tabii nezle de daha yoğun bir şekilde burun akıntısı, burun tıkanıklığı olur. Boğazda yanma, hafif faranjitimsi şikayetler ortaya çıkar. Birazcık bizim kötü bir alışkanlığımız olarak biraz burnumuz aktığı zaman diye burun çekeriz. Bu kötü, yanlış bir davranışı. Bu zaman bu sefer şey, kulağımız tıkanır. Orta kulak iltihaplarına dönebilir. Hı hı. Nezle de daha çok bunlar yaşanır. Grip de daha ağır seyreder ama o da şey, bu tür şikayetlere çok fazla yol açmaz. Gribe neden olan virüsün adı neydi, grubu neydi? İnfluenza. İnfluenza. Geçen gün bir tanımlama yapılıyordu bir haber programında. Bir doktorumuz çok tatlıydı, çok tatlı bir hanımefendiydi. Israrla bu virüsten bahsediyor ve tanım olarak birinde bu virüs vardır, birinde bu virüs yoktur gibi tanımlıyor ama hiçbir anlaşılırlığı yok. O yüzden de bu tanımları evet bir yerlerde okuduğumuzda elbette görüyoruz ama ben değerli izleyicilerimiz için özellikle sormak istedim. Bu virüs sadece bizim tanıyabileceğimiz bir şey değil. Farkı nedir? Birinde akıntı var, birinde yok ama birbirlerine yakın ama bir o kadar uzak. İşte birine çok yatıyoruz, birinde daha az dinlenmek gerekiyor gibi daha temel şeyler var anladığım kadarıyla. Doğru. Yani influenza'da, gripte gerçekten insanın böyle parmağını oynatacak hali kalmaz. Çok aşırı bir halsizlik, bitkinlik olur. İnfluenza yani gripte aslında şey, ikisinin ayrımını yapabilmek için çok basit bir test var. Burun içinden bir sürüntü alıp, bir burun mukozası şeyinden, salgısından bir örnek alıp bir yarım saatte sonuçlanan çok basit bir testle hastalığımızın gerçekten grip mi olduğunu yoksa daha farklı bir ağır bir tablolu bir soğuk algınlığı veya benzeri bir hastalık mı olduğunu çok net bir şekilde ayırt edebiliriz. Peki bu burun çekmeme hali, hımkırmak mı gerekiyor her türlü durum için? Evet, yani kesinlikle burun çekmemek gerekir. Hımkırmak doğru bir davranıştır. Yalnız orada da genellikle tek taraflı olarak işte bir tarafı hımkırırken diğer tarafı kapatmak, sonra diğer yani tek taraflı olarak hımkırmak daha doğrudur. Hı hı. İkisini birden çok kuvvetli hımkırdığımızda
Bu da yine benzer şekilde çoğu salgıyı önden dışarıya çıkartır ama bir kısmında geriye doğru döner. Bizim orta kulağımıza bunlar giriş yapabilir. Ve o zaman orta kulak enfeksiyonları başlar. Hımkırırken bir tanesini kapatıyoruz, bir tanesini. Genellikle ben hastalarıma bunu daha uygun bir yöntem olduğunu söylüyorum. Çok sert, çok hızlı olmamak şartıyla tek taraflı hımkırmak daha doğru. Yine çok sık duyduğumuz şeylerden bir tanesi farenjit ve larenjit. Bunlar nedir peki? Bunlar da... Sound olarak birbirlerine çok... Evet, bunlar da böyle kafiyeli bir şekilde faranjit, larenjit böyle bunlar gidiyor. Faranjit, larenjit, şimdi burada şöyle bir ayrım var. Faranjit, boğazımızın orta bölgesinin enfeksiyonudur. Larenjit, larynx, gırtlak dediğimiz bölgenin rahatsızlığıdır. Şimdi ikisi de gene biraz önce bahsettiğimiz gibi zaten boğaz enfeksiyonlarımızın çoğunluğu %95'i fazlası virüs kökenlidir. Faranjit, larenjit de virüs kökenli hastalıklardır. Dolayısıyla bunlarda antibiyotik gene kullanmamamız gerekir. Bir tek faranjitlerde küçük bir ayrım olarak bazı faranjitler bakteriyel kökenlidir. Onlar zaten ateş, boğazın görüntüsü ve yutkunma güçlüğünün şiddetli olması nedeniyle çok belirgindir o. O gibi durumlarda gerekirse kültür de yapılarak bir antibiyotik kullanılabilir. Faranjitin bu öğretmenlerle sık görünme hali gerçek bir bulgu mu? Doğrudur. Yani sesini çok kullananlarda, aktif olarak kullananlarda, zorlayanlarda faranjit daha görülebilir, mümkündür. Biraz da ortamın kirliliğine bağlı bir durum açıkçası. Görülebiliyor. Peki yine sizin departmanınızda çok konuşulan şeylerden bir tanesi sinüs meselesi, sinüzit rahatsızlığı. Sinüzit rahatsızlığı nedir peki bu gruplardan farklı olarak konuşacak olursak? Sinüzit bunlardan gerçekten farklı ve aslında bir numaralı konudur insan sağlığı açısından. Genellikle böyle basit soğuk algınlığı enfeksiyondan sonra, yani burnumuzun akması, nezle dediğimiz durumdan sonra tetiklenen bir durumdur. Sinüs kanallarının tıkanması, sinüs boşluğunun girişinin çıkışının rahat, sağlıklı bir şekilde yapılamaması sonucu içeride bir takım salgıların birikmesi ve oralara bazı mikropların sızması ile enfeksiyon tablosu oluşur. Tabii içerideki basınç, hava basıncı azaldığı için o bu sefer baş ağrısı başlar ve de akıntı olduğu dönemlerde de işte bol koyu akıntı, iltihaplı akıntı burundan veya genizden gelmeye başlar. Dolayısıyla sinüzitler kesin olarak tedavi edilmeli. Sinüzitlerin tedavisi antibiyotiklerdir. Enfekte olanlarda tabii. Antibiyotiğe çoğunlukla cevap verir. Son derece güzel sonuçlar alır ama tabii ki her türlü enfeksiyon hastalığının iki formu vardır. Biri akut, biri kronik. Kronik sinüzitler maalesef antibiyotiklerle bir yere kadar geriler ama tekrarları kolaydır. Akut sinüsler ise tamamen güzelce iyileşir. Sinüslerin dolma hali sinüzit diyoruz biz. Sinüslerin şuralarda olduğunu biliyorum. Başka? Sinüzitler dört gruptur. Yani gözümüzü merkeze alırsak gözümüzün altında, gözümüzün kenarında, gözümüzün üstünde ve dördüncü grup gözümüzün arkasında. Bunların dolması hali sinüs olma hali. Evet, normal sinüsler küçük kafatasımızın içinde küçük birer kemik boşluklardır. Havayla doludur. Sağlıklı sinüs havasını böyle sürekli idame ettirerek, takviye ederek sağlıklı bir şekilde görevini görür. Sağlıksız olanlarda ise hava azaldığı için basınç düşer. Dolayısıyla ağrı şikayeti başlar. Tedavi için antibiyotik dediniz. Akut sinüzitlerde tedavi. Peki şöyle bir yöntem de okudum. Bir yerlerde de videolarını gördüm. Bunu size danışmak istiyorum aslında. Kuzey ülkelerinde çok yapıldığından bahsediyor. Bir Himalaya tuzuyla bir su karışımı yapılıyor. Ve çaydanlığa benzer bir cihazla, yani bir maddeyle birinci delikten boşaltıp diğerinden su çıkartarak sinüslerin temizlenmesinden bahsediliyor. Bunu destekliyor musunuz? Destekliyoruz. Tamam, o zaman bundan biraz bahsedelim. bu iyi bir yöntemdir. Çünkü zaten biraz önce bahsederken sinüs kanallarının tıkanmasından sinüzün geliştiğini söylemiştim. Şimdi tuzlu su tabii oradaki ödemi alarak kanalların olabildiğince rahatlamasına, yumuşamasına, esnemesine yol açtığı için sinüsün içine hava girişi çıkışı olabildiği takdirde zaten sinüzit formundan sağlık formuna geçer olay. Dolayısıyla iyi bir şeydir, güzel bir şeydir. Bu eski bir yöntemdir. Evet. Şimdi yeni minik böyle plastik aparatlarla burun yıkama solüsyonları şeklinde bunlar gene kullanılıyor ama tabii bu eski yöntem birazcık daha güzel, hoş bir yöntem. Değil mi? O zaman bilmeyen izleyicilerimiz için tekrarlayalım istiyorum. Bu karışımın içerisine ne koymaları gerekiyor aslında? Bir suyun içerisine Himalaya tuzu koyuyorlar ya da herhangi bir tuzla yine olabiliyor mu?
Ya Himalaya tuzu işin birazcık böyle egzotikliği tabii iyi bir şey, güzel bir şey. Herhangi bir tuz olur. Yani orada önemli olan burun içindeki dokulardaki ödem, ödemi çözmek. Yani tuz ödemi az sıvıyı çektiği için oradaki ödem nispeten azalır. Kesin çözüm değildir gerçek hastalıklarda ama yardımcıdır, rahatlatıcıdır. Kişi çaydanlığa benzer bir aparatın içerisine koyuyor, tuzlu suyu karıştırıyor ve doğru baş eğimini sağladıktan sonra deliğinin içerisinden, burun deliğinin bir tanesinin içerisinden o sıvıyı döktüğünde diğer burun deliğinden çıkıyor olması gerekiyor. Şimdi, eğer doğru pozisyonu yakalarsa. Doğru. Şimdi aslında orada şöyle bir şey oluyor. Şimdi buradan aparatı tuttuğunuz zaman ve başınızı hafifçe eğdiğiniz zaman doğal olarak yer çekiminin etkisi, biraz da sizin katkınızla sıvı, tuzlu su içeriye doğru akmaya başlıyor. Burun içine dolan, görülenen tuzlu su bu arada sinüs kanallarının içinden sinüs boşluklarına girip bir giriş çıkış, bir dalga hareketi yapıyor. Dolayısıyla yıkama solüsyonu içerideki döküntüleri, artıkları, koyulaşan mukoza sekresyonu dışarıya doğru taşınmasına yardımcı oluyor. Vücudun doğal olarak o anda yapamadığı olayı yaparak vücudu rahatlatmış oluyor, yardımcı oluyor. Tabii doğal olarak burunun bu şeyin seyrini tamamlayan sıvı bir burundan arka burun deliğinden çıkıyor. Doğal olarak bu sefer başınızı hafifçe diğer tarafa çevirdiğiniz zaman yine diğer burun boşluğunda dolaşarak, diğer sinüs kanallarında dolaşarak her iki tarafı güzelce yıkayıp temizleyip. Çok güzel bir şey aslında bu ama şimdi size danışmaları gerekiyor. Anladığım kadarıyla herkes bunu oturup yapamıyor mu demeliyiz? Yani hangi durumlarda bunu yapabilirler peki? Her burun tıkanıklığında. Yani aslında bunun için yani bir, bu doktor tavsiyesidir ama daha önce yapmış bu konuda tecrübesi olan hastalar burunların hafifçe tıkandığını, birazcık salgı artışı, biraz koyu salgı artışı olduğunu hissettikleri zaman doğal olarak yapmaya başlıyorlar. Doğru da yapıyorlar. Eczanelerden almak istediklerine ne diyorlar bunun için? Bu aparat ayrı satılıyor çünkü. Ayrıca çünkü pompalı bir tüp gibi satılıyor ama evde bunu yapmak isteyenler için de küçük çaydanlık benzeri ürünlerin içerisine koyup burunlarını akıtmaları yeterli aslında. Yeterli. O hijyenik sağlamaları, temizlemeleri, sonra tekrar kullanabilmeleri açısından önemli ama eczanelerde de buna benzer bir pompamsı bir şey satılıyor. Sinüs yıkama aparatları dedikleri zaman zaten sinüs yıkama diye bahsetse zaten eczacı arkadaşlara onlar farklı firmaların ürettiği yerli ürünler var gayet güzel. Onları da kullanabilirler. Tamam. Bu güzel bir yöntem. Ben bunu çok sevdim. İyi bir şey. Çok eskiden öğrenmiştim bunu. Bir yine televizyon programında öğrenmiştim. Ve özellikle size de sorayım istiyorum. Hem tecrübenizden yararlanmak istedim bu anlamda. Sizin ne düşündüğünüzü merak ettim açıkçası. Ben deneyimde kendimi çok iyi hissetmiştim. Ama tabii ki doğru bir şey yapıp yapmadığımı teyit etmeye ihtiyacı şimdi hissettim. Aslında orada şöyle bir nüans var. Yani bunu kullanarak bazı gerçek sinüzitlerde çok akıntılı durumları bunu kullanarak iyileşmeyi beklemesinler. Bu yardımcı bir olaydır. Rahatlatıcı bir olaydır. Başlayan bir sorunu durduran bir olaydır. Ama gerçek bir sinüzitte evet gene faydalıdır ama tek başına yeterli değildir. Peki bazı mesela burun tıkanıklıklarına kullanılan spreylerin bir noktadan sonra kullanılmaması gerekiyor. Doğru. Durdurmak gerekiyor onu çünkü daha çok arttırdığı, kronikleştiği söyleniyor. Doğru. Bunun yerine alternatif olarak kullandık. Yaradı. Doğal yöntem. Bunu kullanmak daha mı iyidir yoksa bunların yeri ayrı, onların yeri çok çok ayrı deyip gruplandırmak mı lazım? Şimdi o burun spreylerini biz kulak burun boğaz doktoru, çocuk doktorları çok sık kullanırız. Çünkü gerçekten çok rahatlatıcı. Ama onların zaten hep yazdığımız dönemde reçetenin kenarına mutlaka not düşeriz. 4 gün, 5 gün, 6. gün yok diye. Buna hastaların uymasını bekleriz. Aslında orada şöyle bir şey var. Burun spreyleri hasta için gerçekten çok rahatlatıcıdır. Dolayısıyla onu kullanıp da rahatlayınca oh ben çözümü buldum deyip 6. 16. 56. güne kadar kullanımlar başlar. Ve bu da tabii ki burun spreyi kullanımının yanlışlığını ortaya çıkarır. Onun için tuzlu su bu diğer yöntem daha kısa, daha ilaç özelliği de olmadığı için, böyle bağımlılık da yaratmadığı için daha uygundur. Peki şimdi sinüzitin bir ameliyat boyutu da var. Her durum için ameliyat yapılıyor mu ya da hangi durumlar için sinüzit ameliyatı yaptırmak lazım? Ya şimdi tabii ameliyat aslında en son çözüm. Yani doğal yapımızı olabildiğince biz hekimler bozmamaya, Allah'ın yarattığı yapıya çok fazla müdahale etmemeye gayret ederiz. Yapacağımız müdahalelerde de çok fazla travmatik olmadan, çok fazla kırıp dökmeden dokuya saygılı bir şekilde çalışmaya dikkat ederiz. Dolayısıyla sinüzit ameliyatları evet yapılıyor, yapılması da gerekiyor.
Ama dediğim gibi yani hastanın ayrımını zaten tomografiler bize bunu net olarak gösteriyor. Hastanın ayrımı, hastalığın ayrımını çok net bir şekilde değerlendirip gerçekten ameliyat gerektiren vakalarda sinüzit ameliyatlarına girmek lazım. Burada tabii olay artık hiçbir ilaca cevap vermeyen, hastanın şikayetleri, şiddetli baş ağrısı, sürekli akıntıları, tıkanıklıkları, bazen burun içinde polip dediğimiz hastalıklar meydana geliyor sinüzitlerden. Bu gibi durumlarda her türlü tedaviye rağmen gelişmiyorsa, gerilemiyorsa çaresiz ameliyat. Tabii bu gibi ameliyatlardan şimdi FES dediğimiz endoskopik olarak çok fazla burun içinde tahribata yol açmadan doğal sinüs kanallarını biraz genişleterek sinüsün içine girip temizlememiz doğal. Bu yeni yöntemimiz bu. Bunu kullanıyoruz artık. Son çare olarak ameliyatı söylüyoruz. Bütün hastalıklarda son çaredir ameliyatlarımız. Ama tabii çoğunlukla da kaçınılmaz oluyor bazı durumlar. Kesin çözüm mü peki bu ameliyatlar? Başka soruya geçelim. Yani şöyle, bazı durumlarda ameliyatı yapmak gerekir ama bu hastayla ameliyata girmeden önce bunun rahatlatıcı, belli bir zaman için onun için iyi bir ameliyat olacağını ama zaman içinde yeniden sinüsün tıkanıp benzer şikayetlerin gelişebileceğini bilgilendirerek bu ameliyatları yapıyoruz. Çoğu hasta için gerçekten kesin çözüm oluyor. Ama ne bileyim işte bir oranda bir tekrarlar, nüksler, ikinci ameliyatlar, üçüncü ameliyatların gerektiği hasta grubu da oluyor. Olabiliyor. O yüzden de burada aslında güzel bir şey değiniz. Ön bilgilendirme hastanın ne beklemesi gerektiğini biliyoruz. Bu zaten en önemli kriter. Yani şu günümüzde yani yazacağımız ilaçlardan, reçetelerden çok hastayla konuşup hasta hakkında bilgilendirmek en güzeli. Peki koku alma bozuklukları diye bir durum var. Koku alma bozukluğu da gene sinüslerin biraz problemli olmasından çoğunlukla ortaya çıkan bir durumdur. Gene burun, bizim burun içinde kemiklerimiz, burun kemiğimiz var ara bölme olarak. Burun içinde halkımızın gene burun eti dediği konkalarımız var. Bunlar doğal yapılar, hepimizde var ama bazı insanlarda bu burun eğriliklerine neden olan kemik eğriliklerimiz olur. Buna bağlı burun etlerimizin, konkalarımızın büyümüş, irileşmiş hali olur. Bu dışarıdan solduğumuz koku partiküllerinin, havanın içindeki koku partiküllerinin bu burun içindeki tepede yer alan, üst bölgede yer alan koku duyumuzun bölgesine erişmesini engeller. Etlerin büyük ve kemiklerin eğriliği, hava sirkülasyonunun rahat güzel yapılamamasından kaynaklanan bir sorun. Dolayısıyla oraya partiküller gitmeyince zaman içinde orada körelme meydana gelir koku alma hissinde. Dolayısıyla zaman içinde bu koku alma duyusu maalesef kaybedilir. Erken dönemde fark edilip gereken operasyonlarla bu bölgeye düzeltilirse koku alma duyusu diğer hastalıklarda olduğu gibi geriye doğru döner. Ama bazı durumlar var. Mesela 5 yıldır koku alamayan bir kişi gelip ne yaparsanız yapın. Yani gene bazı şeyler düzelebilir ama çok sağlıklı bir koku alma hissi ortaya çıkması doğrusu biraz mucizevi bir durum. Tedavi yöntemleri neler var peki bunun? Yani şu koku alma bozukluğunda çoğunlukla cerrahidir. Soruna yönelik cerrahilerin uygulanıp o bölgenin rahatlatılması gerekir. Tedavi olarak yani ilaç tedavisi olarak çok fazla bir şey seçeneğimiz maalesef henüz yok. Cerrahi müdahaleler yapmak gerekiyor bu konularda. Peki burun kanamaları hem çocuklarda hem de yetişkinlerde görülen bir bozukluk aslında. Burun kanamaları neden olur? Şimdi burun kanamaları çocuklarda basit travmalardan, ateşli hastalıklardan sonra ortaya çıkan oradaki damarlarımızın, burun damarlarımızın burun içindeki yapısal özelliğinden ortaya çıkan bir zafiyeti var. Bir kolayca kanama özelliğindedir. Bu ileriki yaşlar için çok önemli bir durumdur. Çocuklarda da bu tabii biraz koşuşturmacası, biraz güneşli günlerde daha fazla güneş altında kalması, o bölgedeki damarların şişip genişleyip çatlaması sonucu ortaya çıkan basit hastalıklardır. Tabii kanadığı zaman çok kanar. Biraz aileler için, anneler babalar için endişe verici bir durumdur ama %99.99 kötü bir orijinli değildir. Çok az durumda daha ciddi hastalıkların bir ön belirtisi olabilir ama bu gerçekten çok çok azdır. Ağırlıklı olarak basit burun içindeki damarın çatlamasıdır. Yetişkinlerde gene benzer özellik olarak devam eder. Yalnız orta yaş grubunda artık hipertansiyonu, yüksek tansiyonun ana belirtilerinden biridir. Aslında hipertansiyonda oluşan burun kanaması beyin kanamasından bizleri koruduğu için bir yerde bir sigorta gibidir. Dolayısıyla
Yani burun kanaması o gibi durumlarda iyi bir şeydir diyeceğim de tabii ki hastalığın iyisi olmaz. Ama tabii tansiyona yönelik hedefe bizi yönelttiği için önceden bir alarm sinyali gibidir. Bunu özellikle orta yaş grubu ve üstündeki insanlarımızın ehemmiyette izlemesi, takip etmesi, doktoruna başvurması muhakkak gerekir. Burun kanaması esnasında ne yapılacakları ile ilgili birçok bilgilendirme yapıldı aslında. Yani doğru olan budur aslında. Doğru bilinen yanlışlar olarak hep anlatıldı. Ama biz yine de tekrarlayalım istiyorum değerli izleyicilerimiz için. Burun kanaması anında nasıl bir uygulamayla burun kanamasını durdurmak gerekir? Arkaya, ısrarla hala arkaya doğru gönderme var ama bunun yanlış olduğunu biliyorum. Bununla ilgili ne yapacak izleyicilerimiz? Çocuklarını ya da kendilerini olduğu durumlar için ayrı ayrı alalım sizden. Şimdi burun kanaması gerçekten kişiler için heyecanlı, stresli bir durumdur. Kötü bir şey olmadığını bilip bir kere rahat, esnek davranmalılar. Mümkün olduğunca hemen bir lavaboya gidip burnunu hınkırıp özellikle kanayan taraftaki burun içindeki kan artıklarını, pıhtıları burundan uzaklaştırması. Bu arada eğer mümkünse bir parça pamuğu burun içine tıkması ve burun içine konulan pamuğu dışarıdan basitçe bastırıp tampon yapılması. Bu tabii bu arada oturmak lazım. Yani kesinlikle yatmamak lazım. Çünkü burunun önden çıkışı kanın önden çıkışı engellendiği için doğal olarak geriye doğru, genize doğru akar. Eğer yatarsak bu biraz aspire etme, ciğerlerimize kaçma riski vardır. Dolayısıyla bu doğru bir davranış değil. Oturmamız lazım. Oturduğumuz zaman gene geriye doğru kaçar ama bu sefer yutkunup onu mideye göndeririz. Zaten midenin görevi o. Eğer yüksek tansiyona bağlı bir burun kanamasıysa diğer kanamalarda da yapılabilir ama yüksek tansiyona bağlı kanamalarda gene kanayan tarafa bir naryon torbanın içine konulacak birkaç parça buz. Kanayan tarafın boyun bölgesine uygulanırsa genellikle buruna, alın bölgesine konur. Bu çok doğru bir davranış değil. Çünkü buradan gelen ana damarın biraz soğutulması, basıncının düşürülmesi bu bölgeyi besleyen damarın basıncının doğal olarak düşmesine neden olur ve kanama da doğal olarak durur. Kanama anda arkaya kesinlikle eğilmiyorlar, yatmıyorlar ya da kafalarını geriye eğmiyorlar. Dik oturup. Mümkünse oturacaklar ve öne doğru eğilecekler ki kan akışı ciğerlere doğru gitmesin ve böyle bir sıkıntıyı beraberine yaşamayalım diye. Hep bilinen ve hala yanlış bilinen bir şey bu. Geriye gitmek, kafayı kanama anında geriye doğru götürmek diye bir şeyden bahsetmiyoruz. Öne doğru eğiliyoruz kesinlikle. Ve yatmıyoruz. O tam tersi yapmamız gereken bir davranış. Bir diğer konu kemik eğrileri. Kemik eğrilikleri, burunda kemik eğrilikleri. Bunlar hangi durumlarda oluyor? Herkeste yok. Bazılarında var. Niye oluyor bunlar? Kemik eğriliği dediğimiz şey nedir? Kemik eğriliği çoğunlukla ailevi, yapısaldır. Bir fiziksel özelliktir. Aslında kemik eğriliği düşündüğümüzden daha fazla, daha yaygın bir durumdur. Şimdi burada tabii bu kadar yaygın olan bir şey de bizim bütün gün kemik eğrili ameliyatları yapmamız lazım. Ama bu böyle olmaz, olmaması gerekir. Şimdi burada bazı hastalarımızın burnunda kemik eğriliği var ama fonksiyonda yani burun nefes alıp verme ritminde hiçbir bozukluğa neden olmadığı için bu onun için doğal bir yapıdır. Yani azıcık bir eğrilik olmuş problem değil. Yani buna bir ameliyata gerek yoktur. Ama bazı hastalar zaten o şikayette gelir. Doktor bey ben burnumun bir tarafından nefes alamıyorum. Özellikle yattığım zaman iki tarafımda tıkanıyor. Bu %99 burun kemiği eğriliğinden ortaya çıkan bir olumsuzluktur. Bu tür hastalar ameliyatlardan fayda görürler ve ameliyat olmaları gerekir. Burun tıkanıklığına neden olan bir şeydir bu. Burun tıkanıklığı, evet. Geçtiğimiz programlarda plastik cerrah uzmanı Hakan Gence'yi ağırladık burada. Dedi ki zaten millet olarak burunlarımızın yapısı zaten genetik mirasa çok iyi gelmiyoruz. Aslında bunun bir etkisi var anladığım kadarıyla. Yani bir kültürel, yani genetik bir şeyimiz var. Kültür olarak da çok iyi burunlar yok mu demeliyiz kendi kültürümüz için? Sanki onların da etkisi var gibi. Aileden böyle bir burunlarla geliyoruz. O yüzden de vallahi örneklerimiz var. Şöyle şu anda Türkiye'de böyle bir akım olarak aslında bütün dünyada var bu olay. Tabii teknolojinin gelişmesi, bizlerin daha güzel ameliyat yapabilmeleri neyle? Estetik burunlar. Estetik burunluklar burunda ağırlıklı olarak yapılmaya, çok kolay yapılmaya başlandığı için ve sonuçlar son derece güzel olduğu için azıcık eğrili olan hemen bir doktora gidip bir burunda bir ameliyat olmayı istiyor. Biraz ondan kaynaklanan bir durum. Yani bence bizim ırkımızda çok fazla bir sorun yok. Genel eğilime uygun. Hakan Hoca'nın programında özellikle şeyden konuştuk. Her geleni yapmıyorum dedi. O da çok tatlı bir doktorumuzdu. Geleni yapmıyorum. Proplasti diye bir şeyden bahsetti. Zaten geçtiğimiz programları izlerse izleyicilerimiz göreceklerdir Hakan Hoca'nın programını. Yüzün orantılı bir buruna sahip olmasından bahsediyor. Doğal burun yapısı. Güzel bir şeyden bahsetmişti. Evet dediğiniz gibi genetik bir yatkınlık var kemik eğriliğinde. Bu durumda burun tıkanıklığına neden olabiliyor. Bir KBB, kulak burun boğaz muayenesinden geçmek ve bunun nereden kaynaklandığını bulup ona göre bir
tedaviye geçmek gerekiyor anladığım kadarıyla, değil mi? Tabii aslında şöyle, bunlar ağırlıklı olarak burun kemiği eğriliğidir ama bazı durumlarda işte sadece burun etlerinin büyümesi, alerjik sorunlar, diğer başka burun içindeki farklı problemler de burun tıkanıklığına yol açabilir. Bunların bazıları ilaçlarla, medikal tedaviyle düzeltilebilme veya azaltılabilme ihtimali olan olumsuzluklardır. Dolayısıyla tabii bir kulak burun boğaz muayenesinden kesinlikle geçilmeli. Konuşmalarımız esnasında da söylediniz, burun polipleri diye bir şeyden bahsettiniz. Burun polipleri nedir tam olarak? Burun polipleri alerjik kökenli bir hastalıktır. Genellikle kronik sinüzit zemininden ortaya çıkar. Burun polipleri bizim burnumuzun içini, sinüslerimizin içini döşeyen mukoza dediğimiz bir örtümüz var. Yumuşak, sekresyon salgılayan bir örtüdür. Bu örtü alerjik reaksiyonları sinüzit zemininden olağanüstü şişer ve dışarıya doğru fıtıklanır. Dışarıya doğru, yani dışarıya doğru derken burun boşluğuna doğru çıkmaya başlar ve burun boşluğu, yani genişleyip şiştiği için burun boşluğunda geniş alanlar vardır. Orayı doldurmaya başlar ve kocaman bir kistik yapı halinde burun polipleri dediğimiz oldukça tıkayıcı, çok akıntısı olan, önden ve genizden akıntısı olan bir hastalık olarak kendini gösterir. Bunlar biraz ilaç tedavisiyle küçültülür. Bazı durumlarda iyice küçülüp ortadan kaybolanlar olur ama bunlar tekrarlar. Özellikle alerji mevsimlerine göre tekrarlama eğilimindedir. Bazen gerçekten ilaçların çok iyi etkisi olup kayboldukları da olabiliyor tabii ama çoğunlukla ameliyatı gerektiren vakalardır. Hı hı. Burnumuzu çekmememiz gerektiğinden, grip nezle halindeyken burun tıkanıklığına bağlı burnu çekmememiz gerektiğinden bahsettiniz. Doğru. Sımkırın dediniz. Çünkü kulak iltihapları neden olabilir dediniz. Doğru. Şimdi oraya bir tekrar dönelim. İç kulak, orta kulak ve dış kulak iltihapları diye bir şey var. Bu durumların ne olduğunu aslında merak ediyorum. Hastalar hangi şikayetlerle geliyorlar böyle bir durum olduğunda kendilerine? Ne gibi belirtiler veriyor bu sıkıntılar? Şimdi kulak iltihaplarının birinci şikayeti ağrı. Hı hı. Ağrı ve özellikle kulağın fonksiyonu, işitme fonksiyonu bozulacağı için işitmede azalma. Dış kulak yolunda, dış kulağımızda özellikle olarak dış kulak yolu enfeksiyonları, otitis externa dediğimiz iltihaplar vardır. Dış kulak yolunun ödemlerinin şişmesi sonucu çok şiddetli ağrısı olan bir kulak iltihabıdır. Çabucak 3-5 günde antibiyotikler ve diğer kulak damlalarının yardımıyla çözülür. Bu çok ağrılıdır ama orta kulak iltihaplarına göre bence daha makul bir şikayettir. Özellikle orta kulak iltihapları, enfeksiyonları daha problemdir. Çünkü onlar çok sık, çok kolay nükslere neden olur. İyileşmesine rağmen tekrarlama eğilimindedir. Özellikle çocukluk çağının en büyük sorunlarından biridir. Hatırı sayılır bir işitme kaybına, bazen kulaklarının delinmesi olur. Bu normal bir süreçtir orta kulak iltihabında. Kulaklarının delinmesi çok korktuğumuz, endişe ettiğimiz bir şey değil. Çünkü kulakları kendini tamir edip iyileşir. Ama işte tekrarlayan durumlarda iyileşmeyen kulak zarları olur. Bu kronik otite, müzmin kulak iltihabına döner ve uzun vadede ameliyatı gerektiren problemlerdir. Tabii işitme sadece ağrı olarak değil, işitme oldukça bozulur bu gibi durumlarda. Zor, sıkıntılı bir süreçtir. Hastanın sürekli kulak burun boğaz doktoruyla temas içinde olması gerekir. Zaten öyle de olur çünkü sürekli şikayetleri tekrarlar. İç kulak iltihabı değil, daha çok iç kulaktaki işte bu iç kulaktaki işitme ve denge sinirimiz var. Onun biraz hassaslaşması, biz bazen onlara böyle iltihaplanmış gibi ifadelerde bulunuruz ama aslında iç kulakta gerçek anlamda bir iltihap olmaz. Orası dışarıya tamamen kapalı bir alandır. Ama iç kulaktaki işitme ve denge sorunları ayrı bir problem. Birçok hastalıktan bahsettik aslında şu dakikaya kadar. Evet. Yavaş yavaş programın sonlarına doğru geliyoruz ama kulaklarımızı temizleme yöntemimizin yanlışlığı herhangi bir rahatsızlığa neden olur mu peki? Bu bahsettiğimiz hastalıkların dışında da soruyorum tabii. Kulağımızı temizleme ne demek bu? Çünkü kulaklarımızı temizlerken kulak çubuğu kullanıyoruz. Aa, yani biz kullanmayacağız. Öyle bir şey yok. Ondan bahsediyorum. Öyle bir şey yok. O kulak çubuklarını kullanırken aslında yanlış kullanıyormuşuz. Kesinlikle. Kesinlikle. Bunun, kulaklarımızı öyle nasıl temizlemeliyiz? Ondan bahsedelim. Bildiğimiz ve yaptığımız yöntemi, yanlışını biliyoruz. Bu yaptığımız yanlışın bize nasıl zarar verebileceğini biraz konuşalım ki değerli izleyicilerimiz yapmasınlar ve zarar görmesinler. Şimdi kulaklarımız normal olarak, doğal olarak kendine özgü bir salgısı vardır. Biz bu salgıyı, bu güzel salgıyı maalesef kulak kiri diye ifade ediyoruz. Bu kulak kiri değildir. Yani görüntü olarak kirli bir maddedir belki ama kulak kiri dememek lazım. Bu kulağımızın doğal koruyucu salgısıdır. Kulaklarımızı mikroplardan koruyan bir salgıdır.
Biz bunu almaya gayret ettiğimiz sürece kulağımızın bu salgısını sıyırıp aldığımız gibi kulağımızın üst tabakasında da zedelenmelere yol açıp çok ciddi az önce bahsettiğimiz dış kulak yolu iltihabı veya sürekli böyle neredeyse bütün ömrümüz boyunca çekmek zorunda kaldığımız kulak kaşıntılarına yol açar. Kulak çubuğu, pamuklu çubuk kullanmak. Bunu kullanmamak lazım. Yani orada şöyle bir ayrım olabilir, ona kimse itiraz edemez. Banyodan sonra kulak deliğinizin kenarını, sadece deliğin kenarını azıcık bir havluyla, bir pamukla, pamuklu çubukla içine kulağın içine girmeden, kulak kanalının içine girmeden o işte temizleme hissi ihtiyacı, oradaki nemi alma ihtiyacı ki öyle bir şey gereksiz. Ben şahsen kendi yaşantımda böyle bir şey yapmıyorum, öyle bir şey hissetmiyorum. Kulağım kendi kendini doğal olarak temizliyor. Doğrusu bu. Hı hı. O çubukları, pamuklu çubukları kulağın içine sokmuyoruz. Kesinlikle kullanmamak lazım. Orada sadece küçük bir fark var. Biz zaman zaman kulağımızın içine bazı kremler, solüsyonlar sürmemiz gerekiyor. Orada maalesef onları kullanmamız gerekiyor. Nasıl bir şey o? Onu bilmiyordum. Nasıl kremler sürüyoruz? Genellikle bunlar kortizonlu kremler oluyor. Özellikle kaşıntısı olan hastalarda o tür ilaçları kullanmamız gerekiyor. Şimdi kulağın o dar kanalının içine bir şeyi sokabilmek için, yani oraya kremi iletebilmek için bir aparata ihtiyacımız var. Bu o da en doğalı bir pamuklu çubuktur. Onu da zaten çok derine girmeden pamuklu çubuğu hafifçe kremleyip kulağımızın içine hafifçe daldırıp böyle parmağımızın ucunda yuvarlarsak çubuğu zaten pamuk içeride kremi içeriye bırakır. Dolayısıyla o rahatlatıcı bir olaydır da bir tek burada belki pamuklu çubuklar bu bakımdan bir şey yarar. Mümkünse kullanmıyoruz. Mümkünse değil. Kesinlikle kullanmıyoruz. Yasak, yasak. Tamam. Peki o zaman buradan tekrar hatırlatalım. Pamuklu çubuk yok temizlemek için. Peki. Sadece pamuk belki. Belki pamuk dışındaki kısmı temizlemek için. Peki geniz eti meselesi. Bu benim çocukluğumda yaşadığım bir şey, sonra tekrarlandı falan. Geniz eti nedir aslında? O benim kişisel sorularıma da gelelim biraz istiyorum. Geniz eti bizim burun içinde, burun arkasında, burun arka bölgesindeki koruyucu bir dokumuzdur. Aslında bu da bir lenf dokusudur. Bademcik diye konuşup hep bildiğimiz bir dokumuz var. Bunlar da birer büyük merkezli bademcik dokularıdır. Bademcikleri daha çok bilindiği için bademciklere örnek veriyorum. Geniz eti dediğimiz doku da bademcikle birebir eş özellik sahip. Sadece konum olarak burun arka bölgesine, geniz bölgesine yerleşmiş bir dokudur. Bu özellikle çocukluk çağında çok aktif olan ve çocukların savunması, bağışıklığı için gerekli olan bir dokudur. Ama bazı durumlarda oradaki bazı bakterilerin geniz etinin içine girip yerleşmesi sonucu sürekli enfeksiyona neden olur. Sürekli geniz bademciğinin büyüyüp şişmesi sonucu orada tıkanıklığa, çocuğun zor nefes almasına, gece uykuda tıkanmasına, zor uyumasına, uyku sırasında terlemesine yol açar. Biraz beslenme bozukluğuna yol açar. Rahatça nefes alamayan çocuk yemek yemekten kaçınır. Bunlar gene neyse iyi kötü idare edilebilecek şikayetler, sorunlar da esas geniz etinin büyüklüğünden kaynaklanan kulak tıkanıklığına bağlı bir başka grup hastalığımız gelişir. Orta kulakta sıvı toplanması durumu. Bu bazı çocuklar için ciddi problemler yaratır. Gerçekten işitme sorunu ortaya çıkarır. Bu çocukları da gene ilaçlarla toparlamaya, düzeltmeye çalışıyoruz. Başarısız kaldığımız durumlarda soruna neden olan geniz bademciğinin alınması, bazı daha da ileri durumlarda kulak zarının çizilip, kulak zarının o çizilen yerin, delinen yerinin iyileşmemesi için araya bir engelleyici bir faktör olarak bir minik bir tüp yerleştiriyoruz ki kulağın havalanması normal şekli dönene kadar o tüp orada kalıyor. Genellikle bir 4 ay, 5 ay, 6 ay gibi makul bir süre. Daha uzun süre kalanlar olabiliyor. Zaten olumsuz faktör ortadan kalktığı için, geniz etinin baskısı ortadan kalktığı için kulak kendini toparlıyor. Bir süre sonra o tüp kendiliğinden ya düşüyor ya biz alıyoruz. Geniz eti büyüyebilen bir şey mi tekrar? Yoksa şimdi, bu ameliyatın yapılma şeklindeki bir şeyin eksik olması, var olan parça büyümesi gibi bir şey. Çok erken yaşta yapılan, genellikle 2 yaş grubunda, 2-3 yaş grubunda yapılan geniz eti ameliyatlarında hafifçe bir büyüme, bazen ikinci bir operasyonu gerektirecek şekilde büyüme olabiliyor. Ama 3-4 yaşından sonra yapılan ameliyatlarda geniz eti büyümeye devam ediyor aslında. Çünkü o orada doğal olarak bulunan bir doku, ne kadar sıyırmaya çalışsanız da orada kalır. Kalması da iyi bir şey aslında. Zaman içinde o yeniden bir toparlanıp bir yeniden orada bir kendini hissettirebiliyor ama
asla ilk dönemdeki kadar böyle etkili ağırlığı ortaya çıkmıyor. Ben 6-7 yaşındayken ilk genizet ameliyatımı oldum. Bir parça çıkarttılar ve genizetin alındı denildi. Sonra 5. sınıfa giderken herhalde 11-12 yaşlarındayken işitme kaybı yaşamaya başladım ve işitme testlerine girdik. Baktık ki aslında işitme ile ilgili sorun aslında genizetin tekrar büyümesiymiş ve tekrar genizet ameliyatına girdim ben. Ya işte bunlar lenf dokusu olduğu için lenf dokuları böyle reaksiyona karşı veya yani karşılaştıkları sorunlara karşı tepki verirler. Dolayısıyla yeniden büyüme özelliğindedir. Yani bu çok az görülen ama görülebilecek olan bir durum. Yani gördüğümüz zaman olağanüstü ilk defa gördüğümüz bir şey değildir. Ben boş boşuna bir ameliyata girmedim. Değildir. Büyüyebiliyor. Yani o bakımdan endişe etmeyin. Eminim ki ilk seferde ameliyatınızı yapan doktor arkadaşımız da hakkıyla yapmıştır. Ama bu sizin için şanssız bir durum oldu. Tekrar büyüme şeyi var mı? Bir daha alındı, bir daha büyüyecek, bir daha alındı, bir daha büyüyecek gibi bir şey mi bu? Yok, o kadar da değil. O kadar değil. Tamam. Yani zaten birinci ameliyattan sonra büyük bir kitle çıkarılmıştır. Orada doğal olarak kalanlar zaman içinde yeniden büyüyebilir. İkinci ameliyattan sonra yani bir üçüncüyü bilmiyorum. Çok bugüne kadar görmedim, duymadım. Peki alınması şart mı peki genizetinin? Yani eğer bir burun tıkanıklığı dışında herhangi bir belirtisinde çocuğu rahatsız eden ya da kişiyi rahatsız eden bir şey yoksa yine de alınması gerekiyor mu? Yoksa bir noktaya kadar bekliyoruz artık olmaktan sonra almak mı gerekiyor diyoruz genizetlerini? Yani alınması gerekli midir? Yani bir soruna neden olmuyorsa bütün çocuklarda genizeti var. Yani bütün çocuklara tek tek sıraya dizip ameliyat yapmıyoruz. Ama soruna neden olmuşsa ki özellikle de biraz önce bahsettim. Yani biraz benim oğlumun kızımın burnu tıkanıyor. Bu normal bir şey. Benim biraz oğlum kızım çok rahat yemek yiyemiyor. Burun tıkanıklığı var. Bu da kabul edilebilir bir şey. Ama artık kulaklarda bir tıkanma, bir sıvı toplama durumu olmuşsa artık bu düzeltilmesi gereken bir komplikasyon. En az geniz eti kadar çocukluk döneminde sık karşılaşılan şeylerden bir tanesi de bademcik. Bademcik. Birazcık bahsettik aslında, giriş yaptık ama bademcik tam olarak ne? En çok bilinen o ve çok gündemde çocuklarda alınıyor. İşte çocuklar çok seviyorlar çünkü arkasından böyle dondurmalar falan dondurma, olduğu söyleniyor. Evet, evet, hala öyle yöntemler var. Yöntem aynı, yöntem aynı. Oradaki tabii dondurma farklı bir espri orada. Onu yine sonunda yine konuşuruz da. Şimdi tabii bademcikler bizim vücudumuzun savunmasının en ileri uç noktasındaki bir karakol gibi görev gelen bir lenf dokumuz. Ağzınızdan, boğazınızdan, solunum yolumuzdan giren mikroplarla ilk temas eden bağışıklığımızı, vücudumuzun özellikle çocukluk çağında dünyamızdaki mikropları tanımasına yardımcı olan bir üretim merkezi, vücudumuz için çok gerekli bir doku. Bu doku yapısı gereği sürekli mikroplarla mücadele etmek zorunda. Dolayısıyla buna bağlı olarak çocukluk çağında bademcikler büyüktür, iridir, aktiftir. Bu aktiflik nedeniyle de işte hastalıklar çok sık olur, çok kolay gerçekleşir. Bunun neticesinde de çok sık enfeksiyonlar, antibiyotikler kullanmak zorunda kaldığımız için bazı durumlarda artık çocuğun, evet bu bademcik en kötü bademcik bile bir çocuk için faydalıdır ama bazı durumlarda artık vücudun aleyhine çalışmaya başladığı düşüncesiyle orada artık bademciklerinden gelecek olan faydayı bir yerde feragat edip daha fazla zarar vermesini engellemek için maalesef ameliyatlarını yapıyoruz. Maalesef diyorum ki çocukluk çağında en çok yaptığımız iş bu. Olabildiğince yapmamaya gayret ediyoruz ama bazı durumlarda özellikle çok sık enfeksiyon geçiren çocukların büyüme gelişmesini, iştahını, kilosunu etkilediği için yapılması gerekiyor. Bazı durumlarda hiçbir enfeksiyonla ilgili sorun yoktur ama o kadar büyük, o kadar iri tıkayıcıdır ki biraz önce bahsettiğim gece uykudaki nefes alıp verme sorunu çok had safhada zorlar. Özellikle yemek yemesini gene benzer şekilde etkiler. O tıkayıcı özelliği ortadan kaldırmak için gene bademcikleri almak lazım. Tabii bademcikleri aldıktan sonra da çocuklar için iyi olan taraf işte özellikle bizim toplumumuzda dondurma sadece yazın yenilen, az yenilen bir gıdadır. Aslında dondurma sütle, şekerle yapılan iyi bir şeydir. Çoğu batı toplumunda kışın bile, karlı havada bile kaşık kaşık dondurma yenir. Bu tabii bir toplumsal alışkanlık. Bizim bu kültürümüz biraz daha farklı bir yönde. Dolayısıyla orada çocuklar zaten çok sık hastalıklar için ailelerin ya dondurma yemesin, soğuk hastalığı tetikliyor düşüncesiyle çocuklara çok fazla dondurma vermemelerine çocuklar hep böyle yalandıkları için böyle diğer çocuklara özendikleri için ameliyattan sonra bol bol dondurma yemelerini tavsiye ederiz. Hem bu geçmişteki özlemini ortadan kaldırması
Hem de çok güzel rahatça bir şeyler yiyip içemeyeceği için belli bir süre ameliyattan sonraki 3-5 günlük süre içinde işte süt ve şekerle yapılan bu gıdanın daha fazla kolayca tüketilebilmesi çocuklar için güzel bir şey. Bu nedenini bilmiyordum. Çok etkileyiciymiş. Yani çocukların aslında o ameliyat süreciyle alakalı bir şey değil. Daha önceki mahrum kaldıkları bir şey ve bir uzun süre yani ameliyat sonrasında aktif şekilde bir şey yemeye olmalarından dolayı ödüllendirici gibi bir şey aslında. Ödüllendirmek gibi bir şey bu aslında. Çok keyifli bir şey. Hiç böyle olduğunu bilmiyordum. Yani ilk defa öğrendim. Ama işte bizde genel olarak böyle bir alışkanlık var. Yani işte mesela soğuğa çıkma, çok sıkı giyin, işte taşa basma, işte hafifçe terleyen bir çocuğun sırtına hemen bir şeyler yerleştirilir. Vücudu terlemesin, rüzgarda, cereyanda kalmasın. Aslında bunlar doğal bağışıklığımızla vücudumuzun dış dünyadaki, ileriki yaşlarımızdaki sağlıklı olma performansınızı etkileyen olumsuz anneanne, babaanne yanlışları. Aslında korumacı aile disiplinimizin hala demokratikleşmeye gidememiş hallerinden bir tanesi aslında. Bademcik ameliyatı birçok durumda yapılabilir. Hani bir şekilde alınmaması durumu da olabiliyor ama eğer gerekiyorsa zaten alınabiliyor. Yani orada birçok rahatsızlığı tekrar etmesi hali bademciğin alınma nedeni olabiliyor bizim için anladığım. Alınma nedenidir. Şimdi yeni teknolojilerle tabii tıp da bu hızla değişen teknolojilerden, dijital çağdan nasibini çok güzel bir şekilde almaya başladı. Şimdi yeni yöntemlerden biri de bademciği almadan bademciği küçültmek, bu aktivitesini azaltmak. Benzer durum geniz bademciği, geniz eti içinde geçerli bir olay. Farklı bir teknolojiyle bademciklere yapısını, ana kitlesine dokunmadan o büyüklüğünü, iriliğini küçültmek. Bu da mümkün. Bu da yeni olarak kullandığımız yöntemlerden biri. Duruma göre tercih edilebilecek bir olay. Yine sizin çalışma alanlarınızdan bir tanesi olan geniz akıntıları aslında. Geniz akıntısı niye oluyor? Bu burun çekmeler bunu tetikleyen bir şey mi? Hastalıklar mı beraberine görüyor yoksa bir hastalığın habercisi mi oluyor? Nedir bu geniz akıntıları meselesi? Yani bazı hastalıkların normal seyrinde, sinüzitlerin veya alerjik hastalıkların normal seyrinde gelişen bir durum olmakla birlikte kronik geniz akıntısı toplumumuzun en büyük problemlerinden biri. Normalde geniz akıntısı dediğimiz olay aslında bütün insanların yaşadığı bir durumdur. Normal bir süreçtir. Yani ağzımızın salyası var, burnumuzun işte sümüğü var. Bunlar doğal olarak arka tarafa doğru boşalır. Ve biz bunu hissetmeden yer yutkunduğumuzda bu salgılar aşağıya mideye doğru indirilir. Dediğim gibi bu doğal bir süreçtir. Buradaki olay geniz akıntısında burun içindeki salgının biraz daha işte burun içindeki burun salgı akımının duraklaması, salgının artışı yani birçok faktör bu salgıların biraz birikip toparlanıp daha hissedilebilir hale gelmesine neden oluyor. Bazı sinüzit hastalıklarından sonra sinüslerin içinde salgı üretimi biraz daha fazla hale gelebiliyor. Dolayısıyla normal olarak böyle minik minik damlalar halinde genizimize dökülen ve bizim hissetmediğimiz bu salgılar bazen hissedilebilir boyuta geldiği için sürekli kişiler tarafından bir şikayet olarak bizlere iletiliyor. Bu salgıları hafifletmek için bazı burun spreyleri, bazı ilaçlar kullanıyoruz ama doğrusu bu tür medikal tedaviler çok başarılı değil. Yani biraz hafifletiyor ama hasta için çok yüz güldürücü değil. Tedaviye peki, çok cevap veren bir şey değil. O yüzden aslında şey çok güzeldi yani bunlar tedaviye cevap verir, bunlar vermez. Çok gerçekçi cevaplar aldık sizden ama benim içim rahatlattı kişisel olarak. Aslında ne için ne kadar çaba harcamamız gerektiğini de biliyoruz. O yüzden önlem almak da otomatik olarak bence daha istekli olmamıza neden olan bir şey bu. Yani zaten hastayı da bilgilendirmek en önemlisi yani çünkü hastaya ilaç yazmak kolay bir şey. Zaten bu bizim her gün yüzlerce kez yaptığımız bir iş. Yani yeni bir reçete yazmak o da bir maharet değil ama hastanın için o çok önemli bir şey. Bizim o gün yazdığımız 50 reçeteden bir tanesi ama hasta için bir tane reçete ve çok anlamlı. Onu aldığı zaman büyük bir ümitle, büyük bir umutla evine gidiyor. Eczaneden ilacını alıyor. Bu hastalar zaten genellikle birçok doktor arkadaşımın dolaşan hastalar oluyor. Zaten bazen şu ilacı verelim size dediğim zaman ben onu kullandım diyor. Yani birçok hastayı da ilacı da kullandığı için hastalar ilaçların çoğunu da tanıyor. Dolayısıyla burada doğru bilgilendirmeyle bir takım şeyleri önlemek, bir takım şeyleri daha bir rahatlatıcı bir şekilde kabul etmek daha kolay. Son zamanlarda yaşam şartlarının değişmesi midir? Bulunduğumuz illerin hava kirliliği midir? Nedir? Çok emin değilim ama çok fazla alerji türünden bahsediliyor. Ne tarz alerji türleri var ve biz bunları nasıl tespit edebiliyoruz? Yani bir şeye karşı alerjimiz olduğunu nasıl anlayabiliriz biz?
Alerji aslında eskiden beri yaygın olan bir hastalık, bütün hastalıklarımız gibi de, ama tabii teşhis ve tedavi yöntemlerinin değişmesi, modernleşmesi biraz daha bu tabii insanların da bu tür hastalıklarda doktora ulaşma şansının artmış olması bu tür hastalıkların daha belirgin bir şekilde ortaya çıkmasına neden olan bir durum. Alerji hastalıklarda, özellikle burun alerjilerinde, nazal alerjilerde, üst solunum yolu alerjilerinde birinci şikayet burun tıkanıklığı. Burun kaşıntısı, geniz kaşıntısı, hapşurmalar. Mesela sabahleyin yataktan kalkan bir hasta der ki, ayağa kalkıyorum, Bismillah, 15 kez hapşırıyorum. Dolayısıyla bu tür reaksiyonlar alerjinin en belirgin özellikleri. Tabii muayenede burun içindeki burun eti dediğimiz, daha doğru ifadesiyle konkaların olağanüstü şişmesi, salgının artmasına neden olan bir durum oluyor bu, tabii ki burun içindeki salgının. Dolayısıyla bu hastalar hep sürekli mendille dolaşıp sürekli burunlarını çekip burunlarını temizleyen insanlar oluyor. Alerji işte en fazla bu gibi durumlarda. Alerjiye daha çok klasik bir şekilde ev tozları neden oluyor. Günümüzde tabii biraz daha yaşadığımız ortamlarda işte bazı yeşillendirmeler, çimenler, bazı ağaçlar, ağaçların polenleri, bu tür alerjik faktörlerin biraz daha yayılmasına, biraz daha yaygınlaşmasına yardımcı oluyor. Modernlik. Alerji testlerine girmek gerekiyor sanırım. Bunun başka bir yöntemi var mı? Alerji testleri deri testleri olarak yapılıyor. Neye karşı alerjik olduğunuz tespit ediliyor. Alerjik olduğunuz tespit ettiğiniz cisimden olabildiğince uzak durmaya çalışmanız tavsiye ediliyor. Tabii bir takım ilaçları da kullanmak gerekiyor. Hasta kendisi benim buna karşı alerjim var diyebiliyor mu? Çünkü bazı doktorlar da söylüyor, bir önceki programımızda işte bahsettiğimiz şeylerden bir tanesi çok başarılı migren gibi tanımlanıyor. Yani çok basit tanımlarda hemen alerjim var demek doğru mudur? Yoksa o teste bir kere girmek mi gerekiyor alerjim var diyebilmek için? Yani zor şöyle, yok zor bir soru ya da değil. Subjektif bir şey evet, subjektif bir soru. Çünkü çoğunlukla zaten hasta geldiği zaman şikayetleri anlatır anlatmaz biz zaten olayın ne olduğunu aşağı yukarı kafamızda tahayyül ettiğimiz için bunları çoğunlukla tanıyoruz, biliyoruz. Ama tabii gerçek anlamda hastaya bir alerjik olarak bir şey sunabilmek için tabii ki test yapılması en doğru, en güzel bir davranıştır. Tabii işin ekonomik boyutu da var. Şimdi alerjik olduğunu bildiğiniz bir hastaya git şu testi yap gel. Tamam ben bunu zaten biliyordum dediğiniz zaman da hasta biraz garipser. Dolayısıyla yani maliyeti de bir test evet, anladığım maliyetli bir test. kadarıyla. Maliyetli Anladım. Peki kulak çınlamaları? Biz böyle kulağımız çınlayınca bir şeyler yoruyoruz ya kültürel olarak. Ama bir noktadan sonra da size gelmek gerekiyor. Hangi noktadan sonra size gelmek gerekiyor peki kulak çınlamalarında? İlk noktadan itibaren. Öyle bir şeylere yormayınız bu şöyle ilk noktadan itibaren çünkü kulak çınlamaları ciddi bir şikayettir. Ciddi bir şikayettir. Yani çok az görülmesine rağmen bir beyin tümörünün başlangıç safhasında görülen basit bir şikayettir. Bundan bir çınlamadan bir beyin tümörünü bulup erken safhada bulup çok basit bir ameliyat değil mi? Çünkü beyin tümörünün basit olmaz ama diğer ağır ameliyatlara göre daha hatırı sayılır küçük bir operasyonla bunu halletmek mümkün. Dolayısıyla bu kişinin hayatını, sağlığını kurtaran çok ciddi bir şikayettir. Bu dediğim gibi çok 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 az görülen bir orandır. Genellikle kulak çınlamaları biraz olumsuz çalışma koşullarından ortaya çıkan bir durumdur. Gürültülü ortamda çalışan kişilerin uzun süre gürültüye maruz kalması sonrası ortaya çıkan bir olumsuzluktur. Bir üçüncü grupta artık yaşa bağlı olarak bir takım kulak bölgemizin kireçlenmesi, iyi beslenememesi, kulak sinirimizin eskisi gibi rahatça, güzelce fonksiyon görmemesinden ortaya çıkan ufak tefek yaşlılık belirtileridir. Çınlamada ne olursa olsun bir şey yormuyoruz. Geliyoruz mu? Geliyoruz, geliyoruz. Geliyoruz, siz doğuruyoruz. Tabii. Aslında ben şundan içim çok rahat. Yani her türlü durum için tedavisi bu işe yarar. Bu noktadan sonra hastanın artık yapabileceği çok da bir şey yoktur. Verdiğimiz yöntemler burada durur. Ya da böyle bir ameliyat vardır ama sonucunda budur. Açıklamalarını duymak beni çok rahatlattı dediğim gibi. Hem yaptığımız şeyin, harcadığımız çabanın neye ulaşacağını biliyor olmak beni çok rahatlattı. Ve çok gerçekçi geldi söylediğiniz açıklamalar. Ben çok memnun oldum. Yaptığınız açıklamalar beni çok tatmin etti. Ben çok rahatladım kendi adıma. Çünkü kış aylarında zaten çok sık rastlanıyor. Program öncesinde size sordum, burnum tıkalı ve benim geçmiyor. Mevsimsel olabileceğini konuştuk zaten. Tabii muayeneden geçmem gerekiyor benim de ama en az benim kadar şikayette olan izleyicilerimiz var. Diyorum ya, size haftalardır bekliyorduk aslında. Çok güzel oldu. İyi ki geldiniz. Teşekkür Tüm ederim. sorularımızı içtenliğinizle cevapladınız. Çok çok teşekkür ederiz Cavit Hocam. Çok Rica sağ olun. ederim.
Karden TV ekranlarında bugün Cavit Şanlı'yı ağırladık. Kulak burun boğaza dair merak ettiğimiz bütün soruları ona yönlendirdik. Grip, nezle ve buna dair birçok soruyu ona yönelttik. O da cevapladı. Çok teşekkür ederiz tekrar. Gelecek hafta Karden TV ekranlarına ve Sağlık Olsun programında merak ettiğiniz soruları yine uzman doktorlarımıza soruyor, yöneltiyor olacağız. Gelecek hafta görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Thank you.